Peygamberimizin gülleri Hasan ve Hüseyin. Sevgili çocuklar, isterseniz biraz da Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den bahsedelim. Peki onların kim olduğunu biliyor musunuz? Birçoğunuzun peygamberimizin torunları dediğini duyar gibiyim. Evet, iyi bildiniz. Onlar sevgili peygamberimizin kıymetli torunlarıydı. Gelin şimdi onlarla ilgili hatıraları dinleyelim. Sevgili çocuklar, Peygamber Efendimiz'e en çok benzeyen kişilerden biri de Hazreti Hasan'mış. O, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın ilk çocuklarıymış. Hasan, hicretten 3 yıl sonra dünyaya gelmiş. Hüseyin ise 1 yıl kadar sonra. Gerek Hasan, gerekse Hüseyin doğdukları andan itibaren sevgili Peygamberimizin ilgisini ve sevgisini kazanmışlar. Dünyaya geldikleri zaman kulaklarına ezanı Peygamberimiz okumuş, kundaklarını yine kendi elleriyle sarmış. Sevgili Peygamberimiz Hasan ve Hüseyin için sık sık şöyle dua edermiş. Allah'ım, sana sığınıyorum. Bu iki yavrumu şeytanın ve kötü bakışlı insanların şerrinden sen koru. Peygamberimiz bu duanın Hazreti İbrahim'in oğulları İsmail ve İshak'a, Hazreti Yakub'un da oğlu Yusuf'a yaptığı duanın aynısı olduğunu söylermiş. Peygamber Efendimiz zaman zaman torunlarını yanına çağırarak koklar ve öpermiş. Onlar için sevgili Peygamberimiz, "Bunlar benim bu dünyadaki iki reyhanımdır," diyormuş. Sahi çocuklar, reyhan nedir biliyor musunuz? Reyhan, güzel kokulu bir çiçektir. Demek ki çocuklar peygamberimizin gözünde güzel kokulu çiçeklermiş. Bizler de Hasan ve Hüseyin'e gül kokulu peygamberimizin gül kokulu torunları dersek herhalde abartmış olmayız, değil mi? Öpüp kokladığı güller. Sevgili peygamberimiz torunları Hasan ve Hüseyin neşelensinler, sevinsinler diye çeşitli davranışlarda bulunmuş. Söz gelimi, dilini çıkararak Hasan'a doğru uzatırmış. Peygamberimizin dilinin kırmızılığını görünce Hasan bundan çok hoşlanır, neşeyle dolarmış. Yine peygamberimiz sakalıyla Hasan'ın oynamasına izin verirmiş. Bu esnada Hasan'ın parmaklarını ısıracakmış gibi yaparmış. Hasan bundan çok hoşlanır, neşelenirmiş. Bazen gecenin ilerleyen saatlerine rağmen yanında kalmalarına izin verirmiş. Sonunda bu tatlı yavrular peygamberimizin göğsünde ya da karnı üzerinde uyuyakalırlarmış. Bir defasında ise peygamberimiz davetli olduğu yere torunu Hüseyin'i götürmek istemiş. Bu sırada arkadaşlarıyla oynamakta olan Hüseyin'i yakalamak üzereyken Hüseyin sağa sola koşmaya başlamış. Peygamberimiz de yakalayıncaya kadar onu taklit ederek sağa sola koşmuş. Sonuçta Hüseyin'i yakalamış ve onu kucaklayarak öptükten sonra şöyle buyurmuş. Hüseyin benimdir, ben de Hüseyin'in. Sevgili Peygamberimiz kızı Fatıma'yı ziyaret ettiği zaman kendisini karşılayan Hasan ve Hüseyin'i hemen omuzlarına alır ve onları sevmekle işe başlarmış. Yine böyle bir durumda onları Peygamberimizin omzunda gören Hazreti Ömer, Hasan ve Hüseyin'e dönerek "Ne mutlu size, ne kadar değerli birinin omzundasınız," demiş. Peygamberimiz de "Tabii. Çünkü onlar da benim için çok değerli kimselerdir," diye karşılık vermiş. Günlerden bir gün peygamberimizin torunu Hasan'ı öpüp kokladığı bir anda içeri giren bir adam bunu yadırgamış ve şöyle demiş. "Benim 10 çocuğum var ama doğrusu hiçbirini bu şekilde öpmedim." Peygamberimiz de ona şu anlamlı cevapla karşılık vermiş. "Allah senin kalbinden merhameti söküp almışsa ben ne yapabilirim?" Torunlarını çok seven peygamberimiz onları omzuna alarak dolaştırır, camiye gittiğinde de beraberinde götürürmüş. Sevgili peygamberimiz zaman zaman Hasan ve Hüseyin'i güreştirir veya ok atma yarışı yaptırırmış. Ama peygamberimiz hiçbir zaman taraf tutmaz, onlara eşit şekilde davranırmış. Birini diğerinden ayırmaz, ikisine de aynı ölçüde değer verirmiş. Konuyu daha iyi anlamak için gelin Hasan ve Hüseyin kardeşlerin babası Hazreti Ali'yi dinleyelim. Peygamber Efendimiz bizi ziyarete gelmişti. Yanımızda geceledi. O sırada Hasan ile Hüseyin uyuyorlardı.
Bir ara Hasan su istedi. Derhal yerinden kalkan peygamberimiz bardağa su koyup getirdi. Bu arada Hüseyin de uyandı ve suyu önce o içmek istedi. Peygamberimiz ise suyu Hasan'a verdi. Bunun üzerine Fatıma dayanamayarak Hasan'ı Hüseyin'den çok seviyor gibisin babacığım deyince Peygamber Efendimiz hayır önce Hasan istediği için ona verdim dedi. Bu olaydan şu sonuca varabiliriz değil mi çocuklar? Bizler de günlük yaşantımızda, kardeşlerimizle olan ilişkilerimizde aceleci olmamalıyız. Sabırlı olmalı ve kardeşlerimizin de hakkını gözetmeliyiz. Zaten sevgili peygamberimiz de, gerçek mümin kendisi için istediğini başkası için de isteyen kişidir dememiş miydi?